Efendim, yalnız internete girdiğin, tabii internetin faydası da var, zararları da var. Buna da çok dikkat etmek lazım. İnternet aynı zamanda kavga yapmak isteyen, öfkesini tatmin etmek isteyenlerin de yeridir. Evet. Yani dedikodu yapmak isteyenlerin, Yani, dedikodu bir içgüdüdür. Yani Kur'an'da Cenab-ı Allah yasakladığı hükümler vardır. Şunları, şunları, şunları yapmayındır Allah. Bu insanlarda şeytani bir istektir. Yani birçok ahlaksızlığı Allah yapmayın der. Dedikodu yapmayın, bölünmeyin, milletle uğraşmayın, iftira etmeyin, değil mi? Evet. Dürüst olun, yalan söylemeyin der Cenab-ı Allah. Evet. Şimdi yalan söyleme insanlara bir içgüdü, dürtüdür. Adam yalan söylemeden duramaz birçok insan. O da bir hastalık. Hastalık tabii. Evet. Mesela iftira atmadan duramaz. Hastalıktır. Evet. Gıybet etmeden duramaz. İllaki dedikodu yapacak. İllaki kavga edecek. Kavga etmeyince rahatlamaz, deşarj olmaz. Evet. Onun için hemen internete koşar. Ve bakıyoruz mesela internet blog siteler var falan. Ya acaba bir sevgi, şefkat, merhamet var mı diye bakıyorum arada sırada. Yok. Bol bol kavga var. O ona, o ona, o ona, o ona veyahut direkt saldırı şeklinde. Çok nadir sevgiden ve şefkatten bahseden, affedicilikten, hürmetten bahseden yerler görüyoruz. Bol bol yalanların söylendiği yerler. Evet. Değil mi? Evet. Bir de o söz geçmişken iddia edilen Ergen Kon örgütü daha önce dedi ki, iddianame de var bu, kendi iddianame de var. Müslümanlara karşı Müslüman gibi görünen internet siteleri kurarak mücadele edelim diyor adamlar bak. Müslüman gibi görünen internet siteleri kurarak. Evet. Kardeşim bu olur mu acaba dedik. Yani hakikaten böyle söz olarak mı var, pratikte var mı acaba dedik. Hakikaten varmış. Evet. Adam hakikaten Müslüman internet sitesi kurmuş ve Müslümanlara saldırmak için onu kullanıyor. Evet. Allah adına, Allah'ın adını anarak münafıkhane bir saldırı sistemi kurmuş. Evet. Hatta adam şeytan maskesi kullanıyor şey olarak, böyle amblem olarak. Evet. Birkaç tane değiştirmiş, şeytan maskesi kullanıyor. Müslümanlık adına Müslümanlara iftira ediyor. Saldırıyor, yalan söylüyor, bir şeyler yapıyor, kendince mücadele edeceğini zannediyor. Ahmak, halbuki Müslümanları daha da güçlendirmiş oluyor. Mesela benim cinlerle ilgili konuşmalarım bir araya almış. Goya benim aleyhimde olacak. Mükemmel bir yazı hazırlamış. Yani program hazırlamış. Yani benim, yani söylemeyeyim ama neyse söyleyeyim artık ağzımızdan çıkarken. Yani mükemmel propagandamızı yapıyor. Mükemmel. Ve çok aydınlatıcı. Goya aleyhde yazmış. Evet maşallah. Yani Allah aklını almış ahmak. Evet. Hizmet ediyor. Haberi yok. Ya, muazzam hizmet ediyor. Evet maşallah. Evet.